بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قل هر سنه içinde hayırlı mevsimler مبارك aylar ve faziletli geceler var eden ve bu hayırlarda yarışan salihlerin derecelerini yükselten ve yücelten ve günahkar kullarına acıyıp bu aylar vesilesiyle onların günahlarını bağışlayan Yüce Allah'a hamdolsun. Salat ve selam insanlığın en hayırlısına, ümmetine en merhametli olan, en faydalı olan, en fazla nasihat olan, nasihatkar olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olan bu ümmetin en hayırlıları olan sahabeye ve onlara hayır ve ihsan ile tabi olan selef-i sarihine ve kıyamete kadar onların yollarını onların yollarına tabi olan tüm müminler olsun. Değerli kardeşlerim, Allah azze ve celle öncelikle konuştuklarımı bana faydalı kılsın, daha sonradan sizlere faydalı kılsın inşallah. Malumunuz yarın Şaban ayının 29'unu 29. gününe ulaşıyoruz. Şaban ayının 29. gününe ulaşıyoruz. Yani Ramazan ayına bir gün kala ki güne ulaşıyoruz. Malumunuz İslam dininde ibadetler oruç olsun, hac olsun, hicri ay takvimine göre düzenleniyor. İbadetler hicri ay takvimine göre düzenlendiği için şunu bilmeliyiz ki hicri aylar İslam'da hicri aylar ya 29 ya da 30 çekerler. Bunun ötesine geçmesi mümkün değildir. Bunun bilinmesi de yani ayların 29 ve 30 çekmesi ve bu bilginin bilinmesi de ancak hilal ile onun görünmesi ile alakalı bir husustur. Yani bir ayın mesela örnek biz bugün e, Muharrem ayındayız veya da biz bugün Ramazan ayındayız. Şeval ayının gelmesi için Ramazan'ın 29. gece 29. gününde akşam namazına yakın bir vakitte hilal gözetlenir. Eğer hilal görülürse Şaban 29 çekti denilir. Sonraki gün Şeval kabul edilir. Eğer hi hilal gözükmezse veya dünyada herhangi bir kimse hilali görmezse o halde bir sonraki günü mesela Ramazan kabul ederiz sonraki güne şevval şevval ayına girmiş oluruz. Mesela bunu Şaban Şaban için söylersek Şaban'ın 29. gününde akşama yakın bir vakitte hilal gözetlenir. Eğer hilal gözükürse sonraki gün Ramazan bir kabul edilir. Eğer hilal gözükmezse Şaban 30'a tamamlanır ve 30 ay tamamlandıktan sonraki gün Ramazan bir kabul edilip ve Ramazan ayına başlamış oluruz. Bu bütün hicri aylar için geçerlidir ve bunun istisnası da yoktur. Tüm hicri aylar için geçerlidir ve bu husus İslam tarihi boyunca tüm Müslümanlar için geçerli olan tek sistemdi. Yani bugüne kadar bugüne kadar demeyelim de 1924'e kadar Cumhuriyet kurulduğu e, güne kadar dünya üzerindeki sistem buydu ve bundan başka bir şeyle amel edilmezdi. Şimdi kardeşlerim malumunuz her sene Ramazan ayı girince Ramazan ayının arafesinde orucun yani Ramazan orucunun hangi gün oluşunda sorunlar çıkıyor. Sorunlar meydana geliyor. Birileri hiç İslam'ın bu konudaki emrine bakmadan direkt diyanete bağlı, bağlı olarak oruçları tutuyorlar. Zaten bunlar ibadetleri genel adet üzere olduğu için bunların ibadetleri genelde adet üzere olduğu için pek umursamıyorlar. Ramazan ayını, vaktini, girişini, çıkışını hiçbir şekilde bunları bunlar bunlarla ilgilenmezler. Birileri bunlara Şevval'de, Muharrem'de oruç tutursa onlar da itiraz etmeden bu ayda Ramazan orucunu tutarlar. Espri olarak söylüyorum. Yani mesela e, önceki zamanlarda gündem edilmişti. CHP milletvekillerinden bir tanesi demişti ki ya bu Ramazan'ı işte Şubat ayına sabitlesek. Yani bunların durumu böyle. Kardeşlerim diğer bazıları da aylardan ve günlerden habersiz değildirler. Aylardan ve günlerden haberdardılar. Ayların ve günlerin farkındadırlar. Lakin bu kişiler özellikle Ramazan'ın arefesi olunca bunlar bunların hiçbir şekilde Allah ve Resulü'nün farz kıldığı yöntemlere yani yöntemlere, kurallara mesela hilali araştırma, hilali gözleme, hilali işte gözlemek için yani komite hazırlama hiçbir şekilde bu olaylara kulak asmadıklarını net bir şekilde görürsünüz. Bunlar da direkt Hemen Ramazan Arafesinde hesap, teknoloji derler ve Allah ve Resulünün yöntemini ise 1400 yıl önce için ve teknolojisi olmayan dönemler için olduğunu söylerler. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil azim. Bunların durumu da böyle. Diğer bazısı vardır ki, diğer bir grup vardır ki kardeşler, onlar da sadece muhalefet ve farkındalık peşindeler. Onlar birilerine muhalefet etsinler de netice pek önemli değil bunlar için. Onlara göre bir kafir şayet sehven yanlışlıkla İslam'la uyuşan bir tavır sergilese onlar muhalefet uğruna İslam'a muhalefet ederler. İslam'a muhalefet etmeyi göze alırlar. Subhanallah azim La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İşte bu da başka bir taife. Kardeşlerim, diğer bir taife de vardır ki bunlar her hususlarında, her durumda ve ma illa ittiba'u ahmeda, Bize peygambere tabi olmaktan, bize Ahmed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan başka hiçbir şey söz konusu değildir derler. Bunlar tüm hususlarında, tüm işlerinde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlıdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine, emirlerine bağlıdırlar. Allah azze ve celle beni ve sizleri onlardan kılsın. Oruçta bunlar, oruçta, namaz, namazda, zekatta, hacda böyledir. Bunlar oruçlarında, Ramazan, ayı, Ramazan ayında da, ayın tespitinde de, başlangıcında da, bitişinde de, bütün konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine kulak verirler ve onlarla hareket ederler. Bu kimseler Allah azze ve celle'nin şu ayet-i kerimede kendilerinden bahsettiği kişilerdir. Ve mekanı lil mümini ve la mümine. Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümine kadın için mümkün değildir ki ila kadallahu ve rasuluhu emren Allah ve Resulü bir konu hakkında bir en bir en bir işte hükmetsin en yekune lehumul khiyaretu min emrihim. Allah onlara kendi işlerinde bir tercih hakkı söz konusu olsun. Asla. Allah ve Resulü bir konu hakkında hükmettiği vakit bunlara hiçbir şekilde kendi işlerinde tercih hakkı yoktur dediği müminlerdendirler. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَوْظَلَّ بَعِيدًا مُب۪ينًا Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse şüphesiz ki uzak bir sapkınlıkla, apaçık bir sapkınlıkla sapkınlığa girmiştir. Kardeşlerim lakin bu üçüncü taife de bu taifeden olanlardan bazıları da her ne kadar her hususta Allah ve Resulüne bağlı olsalar da bazen böylesi bazı konulardan habersiz ve bilgisiz olabiliyorlar. Yani bu Ramazan, Ramazan'ın hilali, Ramazan'ın başlangıcı ve benzeri konularda genelde bilgisiz olabiliyorlar. İşte biz de böyle bir durumda her kitleye faydalı olmasını umarak ve hem de onlara bir hüccet ikamesi ve bir vaaz-ı nasihat olması açısından konuyu izah etmeye çalışacağız bir iznillah. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu nasihatimizi onların tamamına faydalı kılsın inşallah Teala. Bu meseleyi bu hilal meselesini inşallah birkaç madde halinde izah edeceğiz. Sizden ricam kardeşlerim, sizden ricam maddeleri kavramaya ve arada bağlantı kurmaya çalışın. Ta ki meselenin anlaşılması size kolay olsun. Eğer bu maddeler halinde bir bağlantı kurarsanız, kurmayı becerirseniz meseleyi mükemmel bir şekilde anlamış olacağınıza inanıyorum. Birinci husus, biz her meselede, her konuda hüküm yalnızca Allah'ındır diyoruz. Hükmün tamamı ona aittir diyoruz. Hükmün ondan başkasına vermek insanı dinden çıkarır. Dolayısıyla Allah'a iman eden bir kişi için bundan başka bir inanç olamaz ve olmamalıdır da. Hangi konu olursa olsun, gerek oruç, gerek zekat, gerek hac tüm meselelerde hakim ve hükümdar sadece Allah azze ve celle'dir. Allah Azze ve Celle inil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Yakussul hakka ve huve hayrul fasilin. O Allah ki hakkı aktarıyor, hakkı anlatıyor ve Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yine Allah Azze ve Celle inil hükmü illa lillah emara alla ta'budu illa iyyah. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O Allah sizlere sadece ama sadece kendisine ibadet etmenizi, ibadetlerde Allah'ı birlemenizi emretmiştir. Zalike dinul kayyum işte bu dosdoğru doğru dindir. Velakin ekseren nas la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine Allah azze ve celle "Ma lahum min dunihi min veli." Onlar için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve la yushriku fi hukmihi Ve Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak kabul etmez ve buna benzer kardeşlerim Kur'an'da onlarca ayet vardır. Hükmün sadece Allah'a ait olması ile alakalı Kur'an'da onlarca ayet vardır. Hiçbir müminin bu konuda ihtilaf edeceğine ihtimal vermediğim için bu konuyu kısa tutuyorum. Bu, bu konu anlaşıldıysa, hüküm yalnızca Allah'ındır konusu anlaşıldıysa, ikinci madde olarak şunu bilmemiz gerekir. Hükümler iki ayrılır. Bir, teklifi hükümler. iki vad'i hükümler teklifi vad'i hükümler olarak hükümler ikiye ayrılır. İkisi de sadece Allah'a aittir. Teklifi hükümler nelerdir? Teklifi hükümler kardeşlerim yüce Allah'ın mükelleflerden meydana getirmelerini istediği hükümlerin tamamıdır. Bu teklifi hükümler de emirler ve nehiler olarak ikiye ayrılır. Teklifi hükümler emirler ve nehiler olarak ikiye ayrılır. Mesela emirler namazın farzu, Allah azze ve celle namazı farz kıldı, orucu farz kıldı, zekatı farz kıldı, cihadı farz kıldı, haccı farz kıldı, nafakayı farz kıldı, e, sadakayı farz kıldı bu şekilde. Allah azze ve celle'nin insandan insana emrettiği ve insandan istediği tüm hususlardır. Yine teklifi hükümlerin içine nehilerin tamamı da giriyor. Allah Azze ve Celle zinayı haram kıldı, içki içmeye haram kıldı, kumara haram kıldı, gıybeti haram kıldı, iftiraya haram kıldı, nemimeye haram kıldı. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı tüm hususlar teklifi hükümlere giriyor. Allah Azze ve Celle bu teklifi hükümler Allah'a aittir. İstediğini emreder, istediğini yasaklar. Bu hükümlerin tamamı Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle'den başka emreden ve nehiden yoktur. Teklif hükümler dedi ki iki ayrılı teklifi hükümler. iki vada'i hükümler. Kardeşlerim buraya dikkat. Bizi ilgilendiren asıl konu burasıdır. Vada'i hükümler nelerdir? Bu hükümler Allah'ın kullardan meydana getirmelerini istediği hükümler değildirler. Yani Allah Azze ve Celle bu hükümleri kullarından istememiştir. Kullarından meydana getirmelerini istememiştir. Bilakis bu hükümler sadece Yüce Allah'ın belirlediği meydana getirdiği hükümlerdir. Bu hükümleri meydana getiren Allah azze ve celle'dir. Bunlarda tüm ibadetlerdeki yani şey, e, vade hükümler nelerdir? Yani vâdîh hükümler tüm ibadetlerdeki sebepler, sebep, şart, illet, mani gibi hususların tamamı hükümlere giriyor. Yani ibadetlerin tamamındaki, ibadetlerdeki, tüm ibadetlerdeki sebepler, şartlar, illetler, engeller, maniler vada hükümlerdir. Biraz daha net bir şekilde izah edersek misallerle kardeşlerim. Örneğin Allah Azze ve Celle namazı bize farz kıldı. Allah Azze ve Celle namazı bize farz kıldı. Bu teklifi hükümdür. Ve bizden namazı meydana getirmemizi istedi. Ve bizi namaz ile mükellef kıldı. Namazı bizden istemesi teklifi bir hükümdür. Ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle örneğin akşam vakti güneşin batmasını, batışını akşam namazına şart kılmış. Akşam namazında, akşam namazı vaktinde güneşin batışını, güneşin batmasını akşam namazına şart ve sebep kılmıştır. Akşam namazı güneş batmadan kılamıyoruz. Veyahut da fecir doğmadan sabah namazını kılamıyoruz. Veyahut da güneş tam tepeye gelmeden öğle namazını kılamıyoruz. Güneşin batışının akşama vakit olması vad'i bir hükümdür. Bunun mükelleflerle hiçbir alakası yoktur. Yani Allah bizden akşam namazını meydana getirmemizi istemiyor. Güneşi batırmamızı bizden istemiyor. bizim bu, bunun bizim bu hükümlerle hiçbir alakamız olamaz. Ve başka bir misal de verirsek, örneğin balig olmayanın namaz, oruç, zekat, hac farz değildir. Buluğ çağını buluğ vaktini oruca, namaza, zekata, hacca Allah Azze ve Celle şart ve sebep kılmıştır. Yine Allah Azze ve Celle adet dönemini, lohusa dönemini kadınlar için ibadetlere engel kılmıştır. Tüm bu saydığım şeyler kardeşlerim insanın elinde olan bir husus değildir. Yani bu bizimle alakalı bir mesele değildir. Allah Azze ve Celle'nin elinde olan ve Allah'ın belirlediği meydana getirdiği hususlardır. İnsan için sadece bu sebeplere, bu şartlara meydan, bunlar meydana geliyor vakit insana bunlara uymasından başka hiçbir şey düşmez. İnsan teklifi hükümleri, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri meydana getirmek zorundadır. Ve bu konuda mükelleftir. Ama vade hükümleri meydana getirmez. Sadece yeri ve zamanı gelince vade hükümlere uyar. O halde kardeşlerim Yine toparlarsak, teklifi hükümlerde, vacihi hükümlerde her ikisi de Allah azze ve celle'ye aittir. Bu iki hükümden bir tanesini Allah'tan başkasına veren dinden çıkar ve kafir olur. Yani emir ve nehi Allah azze ve celle'den şeriattan başkasına veren yüklen kimse kafir olduğu gibi ibadetler için Vakit belirleme ve bazı şeyleri ibadete sebep kılma hususunda Allah'tan başka merci kabul eden de kafir olur ve dinden çıkar. Eğer burası anlaşıldıysa biz şunu deriz. Yüce Allah azze ve celle orucu Ramazan ayının Ramazan orucunu teklifi bir hüküm ile bize farz kıldı. Onu tutmak bize farzdır. Bu konuda Allah'ın hükmüne uymak zaruridir ve farzdır. Allah Azze ve Celle kutibe aleykumus siyam oruç sizlere farz kılındı dedi. Ve yine Yüce Allah farz kıldığı bu orucu yine Yüce Allah Subhanahu ve Teala farz kıldığı bu orucuna Ramazan ayını vada-i hüküm olarak sebep ve şart kıldı. Allah Azze ve Celle bize orucu farz kıldı. Oruç bize farz. Onu biz meydana getireceğiz. Mükellef olarak onu biz yerine getireceğiz. Peki bizim Allah Azze ve Celle'nin bize farz kıldığı bu orucu Allah Azze ve Celle hangi ayda tutmamızı bize emretmiş? Bu farz olan oruca vede hüküm sebep hangi aydır? Ramazan ayı. Ramazan ayını da Allah Azze ve Celle vede hüküm olarak bu oruca sebep ve şart kıldı. Ramazan ayı gelmeden bu oruç bize farz olmaz. Ve bu ayın Ramazan ayın bu ayın yani Ramazan ayının başlangıcını da başlangıcını da Şaban 29'unda hilali görmeye Şaban 29'unda hilali görmeye yani yarın biz hilali göre, görürsek e, sonraki gün Ramazan olmuş olur. Şaban 29'unda hilali görmeye veya Şaban 29'unda hilali görmezsek veya Şaban ayını 30 güne tamamlamaya bağlamış şart ve sebep kılmıştır. Ramazan ayının başlangıcını Şaban'ın 29'unda ya hilali göreceğiz veya da hilali görmezsek Şaban'ı 30'a tamamlayıp sonraki günü Ramazan 1 kabul edeceğiz. Yüce Allah Subhanahu Teala bu ayı da bu şekilde belirlemiştir. O halde kardeşler biz nasıl oruca nasıl orucu tutma konusunda sadece Allah'ın emriyle hareket ediyorsak yani biz Ramazan orucunu Allah azze ve celle'nin kitabıyla yani tutuyorsak, Allah bize farz kıldığı için tutuyorsak, bu konuda Allah'tan başkasının emrine ve direktifine bakmıyorsak, o halde orucun zamanını, başlangıcını ve bitişi konusunda da sadece ve sadece Allah ve Resulü'nün hükmüne ve emrine göre hareket etmeliyiz. Aksi takdirde Allah'ın hükmünü çiğnemiş olan fasık ve facirler olmuş oluruz. Biz Ramazan hususunda eğer Ramazan'ın başlangıcını, bitişini Allah'ın emirlerine göre yapmazsak o halde kardeşlerim Ramazan orucunu tutmayıp Ramazan Ramazan'ı Ramazan orucunu farz kılan Allah'ı Allah'ın emirlerini çiğneyip oruç tutmayanlar gibi asi oluruz. Eğer biz Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini Allah'ın hükmüne, peygamberin hükmüne göre yapmasak. Peki oruç ve Ramazan, ve Ramazan ayı ne zamandır? Biz bunu nasıl tespit edeceğiz? Kardeşlerim, Yüce Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresi 183. ayet-i kerimede bizlere orucu ya eyyühellezine amenu ey iman edenler Kutibe aleykumus kema kutibe min kablikum, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Sizlere de yazıldı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki muttakilerden olursunuz. Diyerek orucu bizlere farz kıldı. Bakara 183'te. Ve yine Yüce Allah Subhanahu ve Teala İki ayet sonunda Bakara 185'te farz kıldığı orucun vaktini, zamanını bizlere net bir şekilde bildirdi. Estaizu billah. şahr Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. Ramazan ayı Kur'an. Hudellin linnâsi ve beyynâtin minel hudâ vel furqan <laughs> Ayet devam ediyor. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ şehre Sizden kim Ramazan ayına erişirse فَلْيَصُمْ O ayı oruçla tut, o, ayı oruç ile geçirsin. O ayı tutsun. O ayda oruç tutsun. Bakın kardeşlerim Allah Azze ve Celle فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ şehre Sizden kim aya ulaşırsa فَلْيَصُمْهُ O ayı oruçla geçirsin diyor. Ramaz, Şaban ayında Ramazan tutulmaz. Demek ki ay gelmeden Aya şahit olmadan oruç tutulmaz. Ama ay femen şehide minkumu şehra kim şehre şahit olursa da onu oruçsuz geçirmesin. Bu ayet-i kerime bizlere hem Şaban'ın 29'unda oruç tutmamayı hem de Ramazan'ın birinde iftar etmemeyi bizlere farz kılmış. Bizlere bunu öğretiyor net bir şekilde. O halde biz Ramazan ayını tespit etmek zorundayız. Peki biz bunu nasıl yapacağız? O halde Ramazan orucu Ramazan ayında tutulur. Biz bunu ayet kelimesinden net bir şekilde öğrendik. Şaban ayına takdim edilmez. Şaban ayında tutulan oruç e, oruç sahihdir ama sünnet olarak. Lakin Şaban ayında Ramazan orucuna niyet ederek oruç tutmak batıldır. Ya da Ramazan ayının sonraki ay olan Şeval ayına takhir etmek batıldır ve böyle bir oruç insana hiçbir şekilde fayda vermez. O halde Kardeşlerim orucumuzun tam Ramazanda olması için insanların hesap ve teknolojisine değil Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberine ve onun hükmüne, onun öğretisine ve tüm İslam ümmetinin ameline bakmalıyız. Bu konuda bizim menhecimiz bu olması gerekir. Bunun ötesindeki bütün menhecler, bütün hesaplar, bütün kitaplar bütün teknolojiler batılır ve biz bunu bu şekilde biliyoruz ve bu şekilde inanıyoruz. Peki bu konuda kural nasıldır? Dini yöntem nedir? Kardeşler din yöntem şudur. Az önce belirttiğim gibi Şaban ayının 29. gecesinde bütün Müslümanlar hilali gözetlemek müminler üzere farz-ı kifayedir. Eğer bütün müminler hilali gözetlemeyi terk ederlerse bütün müminler fasık olurlar. Yani müminlerden bir grubun hilali gözetlemesi onların üzerine farzdır. Ramazan, Şaban ayı 29. gecesinde insanlardan insanların tamamı ve tabi bir grup hilali aramaya, gözetlemeye başlarlar. İkindiden sonra işte akşam namazına kadar, yatsı namazına kadar hilali batı tarafında güneşin battığı yerde aramaya başlarlar. Eğer hilali görürlerse ne güzel sonraki gün Ramazan bir deyip oruç tutarlar. Şayet Şaban'ın 29. gecesinde hilali görmezlerse sonraki günü Şaban 30 kabul eder. Sonraki günü de Şaban kabul ederler. Ve onu da Şaban Şaban'ı 30'a tamamladıktan sonra sonraki günü Ramazan bir olarak kabul ederler. Bu hususu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bize şöyle öğretiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittiğini söylüyor. İza raeytumuhu hilali görürseniz fasumu oruç tutun. Yani şabanın 29'unda hilali görürseniz orucu tutun. Ve izâ raeytumuhu yine siz Ramazan'ın 29'unda hilali görürseniz fe'ftirû iftar edin yeni bayram edin. E peki şabanın 29'unda veya Ramazan'ın 30'unda biz hilali göremedik. Hava bulutlu ve yağmurlu. Peygamber bunun çözümünü de bize bildirmiş. Fe in gumme Eğer hilal size kapalı ise fakduru <laughs> lehu. Yani fakduru <laughs> lehu o zaman hesap edin. Yani 30'a tamamlayın. Bukhari ve Müslim hadisidir. Başka rivete Müslim ve Bukhari rivetleri ferdi olarak fe in ugmi aleykum eğer hilal size gözükmezse kapalı olursa fakduru lehu 30 ayı 30'a hesaplayın başka bir rivayette fe ekmilul 30 sayı 30'a tamamlayın başka bir rivayette fe ekmilu iddete şaban ayını 30 şaban 30'a tamamlayın tabi bu durum Ramazan içinde, Şevval içinde, Zilka'da, Zilhicce bütün aylar için geçerlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kardeşlerim net bir şekilde kuralı kaideyi belirlemiş. İza raeytumuhu fasumu Hilali görürseniz oruç tutun diyorlar. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve izâ râeytumûhu feafdirû Hilali görürseniz iftar edin. Kural bu. Görme ile oruç başlarız, oruca başlarız. Görme ile bayram ederiz. Kural bu. Bunun ötesinde başka bir kural olamaz. Yine Abdullah İbni Amar radıyallahu anhu Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekara Ramazan, peygamber ramazandan bahsetti. Fekal dedi ki la tasumu hatta taraul hilal. Hilali görmeden oruç tutmayın dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, hilali görmeden oruç tutmayı haram kılmıştır. Yasaklamıştır. Dolayısıyla biz hilali görmeden oruç tutmayız. Devamında. Ve la tuftıru hatta taraul hilali görmeden iftar etmeyin. Yani demek ki hasapla, kitapla, teknolojiyle olacak bir şey değil bu. Fe in gumma eğer kapalı olursa size fakduru lehu. Ayı 30'a tamamlayın, şabanı 30'a tamamlayın, ramazanı 30'a tamamlayın diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yine hadis i̇bn Ömer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Ömer diyor ki Tara nasul hilale. İnsanlar hilali aramaya başladı. İnsanlar hilali arıyordular. Demek ki peygamber zamanında hilal aranıyordu. İnsanlar özellikle hilal için hilali aramaya koyulmuştular. Bu sünnettir. Bu farzdır. Bu farz-ı kifayedir. Bütün insanlar için sünnettir. Ama özellikle bir grup, bir taife için farz-ı kifayedir. فَاَخْبَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ Ben Allah Resulüne haber verdim. اِنِّي ben رَأَيْتُهُ Hilali gördüm. Peygamber'e diyor ki ben hilali gördüm. Fasame. Peygamber diyor ki Abdullah İbni Ömer diyor ki Fasame. Peygamber oruç tuttu. Ve emaran nasa bi sıyamihi. insanlara da oruç tutmayı emretti. Kardeşlerim. Burada iki mesele var. Birinci mesele hilali arama. Sahabe döneminde var olan bir şey. İkinci mesele hilali çıplak gözle görmek mümkün değildir demek yalandır, iftiradır kuru bir söylentiden başka bir şey değildir. Abdullah İbn Ömer teleskop olmaksızın e, çıplak gözlerle onu görmüştür ve peygambere haber vermiştir. Yine Abdullah İbn Abbas rivayetinde anne Arabi yenca bir bedevi peygambere geldi. Dedi ki: "Fekal inni ra'aytul hilale." Ey Allah'ın Resulü ben hilali gördüm. Bu da gözleriyle görmüş. Çıplak. Fekal Eteşhedü en la illallah. Sen Allah'tan başka hak mabud olmadığına şahitlik eder misin? Kale naam evet dedi. Kale eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Peki sen Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Kale naam evet dedi. Kale feezzin fin nasi ya bilalu. Ey bilal kalk insanların içinde bildir. En yasumu gaden yarın oruç tutsunlar. Kardeşlerim buraya dikkat edin. Abdullah İbni Ömer peygambere peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğünü söyleyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan şahadet istemedi. Çünkü Abdullah İbni Ömer'e ve onun imanına şahitlik etmişti. Ama Bedevi tanımadığı için, imanına şahitlik etmediği için ondan şahadet etmesini istemiştir. O halde biz her ağzı olanın konuşmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ben hilali gördüm diyene inanmayacağız. Her ben hilali gözleriyle gördüm diyene inanmayacağız. Bizler imanına, gözlerine, itikadına şahitlik ettiğimiz insanlardan başkasına inanmamamız gerekir. Allahu a'la ve a'lem. Yani çünkü bu hilal meselesinde de son zamanda gördüğüm kadarıyla yani e, sırf yani ihtilaf ortamı oluşturmak için bazıları işte hilal gördük. Aslında e, bazıları bunu yalan ile yani e, insanları aldatma ile ortamı, karış, e, ortamı karıştırıp dağıtma ile meşguldürler. Diğer bazıları da bu konudaki hilal konusundaki cehaletlerinden dolayı ikinci ve üçüncü gün hilali, birinci gün hilali zannetmektedirler. Bunlar da bu yanılgıya düşmüşler. Bu yanılgının içindedirler. İşte bu konuda mizan, bu konuda ölçü, yani imanına, itikadına şahitlik ettiğimiz e, veya başkalarının kendisinin imanına ve itikadına şahitlik ettiği veya etmediğimiz halde bize hilali gördüğüm dedikten sonra onun e, itikadını ondan dinlemek, ona ondan şahadet talebinde bulunarak buna inanmamızdır. Hilal meselesinde bir bilgiye sahip olduğuna inanmamızdır. Allahu ale alem. O halde kardeşler e, biz bu konuda bir mümin olarak Allah ve Resulüne uymak zorundayız. Bunu bileceğiz. Ve Ramazan konusunda Ramazan ayının başlangıcındaki tespit aynen böyle olması gerekir. Yani işte hesap geçen sene böyleydi 10 10 gün geriye düşürelim. Hesap böyle olması gerekir. Teknoloji buydu. İşte rasathaneler ayın çıktığını bunlar bizi ilgilendirmez. Hesap ile, teknoloji ile değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisiyle biz bu işi yapacağız ve tespit edeceğiz. Kardeşlerim Allah için şöyle dikkat edin. Burada önemli bir hususa vurgu yapmak istiyorum inşallah. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şimdi Allah Azze ve Celle yüce hikmeti gereği ibadetleri tüm insanlara farz kılmıştır. Yani ibadetleri alimlere veya da teknolojiyi bilenlere farz kılmadı ki Allah. Namazı, zekatı, hacı Allah Azze ve Celle bütün insanlara farz kıldı. İbadetleri tüm insanlara farz kılan Allah ibadetlerin vakitlerini de tüm insanların gözleri tüm insanların anlayabileceği bilebileceği göze bağlamıştır bilgiye değil Allah subhanehu ve teala evet Kur'an'da sünnete ibadetlerin vakitleri belirlendikten sonra bunların tespiti akıl ile akla ve göze bırakılmıştır yani mesela bir sabah namazının vaktini bir cahil alime sormasına gerek yok Alime sonra sabah namazının vakti ne zaman girer? fecr-i sadıkın doğuşuyla. fecr-i sadıkı alim de görebilir, cahil de görebilir. Bu gözle alakalı bir husustur. Öğle namazında güneşin tepenin e, semanın ortasına gelmesi gözle alakalı bir husustur. Akşam namazında güneşin batması gözle alakalı bir husustur. Yasın namazında şafakul ahmar kırmızı şafakların batması gözle alakalı bir husustur. Ramazan ayının girmesi ve çıkması hilalin doğmasıyla ve bat, hilalin e, görülmesiyle alakalı bir husus ise bu gözle alakalı bir husustur. Allah Azze ve Celle tüm insanı kalpler için hayat, hasta kalpler için şifa vesilesi kılmasıdır. Ve bu ayı tüm günahkar müminler için arınma, tevbe ve istiğfar vesilesi kılmasıdır. Bu aydan en güzel şekilde istifade etmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan temennim bu ayı üzerimizde bulunan koronavirüsün bitişine vesile kılmasıdır. Ve bu aydan en güzel şekilde istifade etme ümidiyle tüm kardeşlerden ricam bizleri bu ayda salih dualarından eksik etmemeleri ve bizleri unutmamalarıdır. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله اولا واخرا